Herkese merhaba, Single Player hoş geldiniz. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Estant'a Apostu seçildi. Bugün Apostu yapacağız. Hemen şöyle açayım ekranımı da. Apostu anket sonucunu da şuraya koyuyorum. Oradan bakabilirsiniz. Oy veren herkese teşekkürler. Şimdi bir yandan petimi çıkartayım. Bir yandan da Char'da bir değişiklik yaptım. Ondan bahsetmem lazım. Birazcık ataktan kıstık. Defans ve HP'miz çok düşüktü biliyorsunuz. Şunu loot ayarını da 0'a çekelim. Dual Elf Ring'i sattım arkadaşlar. Bankada birikmiş paramız da vardı zaten farmlardan bu yana. Biliyorsunuz Lego yapmak istiyorduk uzun bir süredir. Fakat dual yapamadım. Bir tane artı 3 legomuzu yaptık. Diğeri artı 2, paramız bitti. Şimdi ya artı 1'den toplayıp basıp 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 bunu üçleyeceğim. Ya da yine bankada parayı biriktirip ya 2 tane 2 alıp bunu üçleyeceğim. Ya da bunu da satıp direkt 3 alacağım. Artık o anki pazar durumuna bağlı. Neyse geçelim videoya artık. Ha, geçmeden bir de şey de yapalım. Şöyle. Şuradan Immortal'ı seçeyim. Daha Chimera'yı açamadım. Şanssız bir şekilde ölünce UTC'de. 4 boss'un 4'ünü de sanırım ölmeden geçince açılıyordu. Ben 3'ünü geçtim. Birisinde öldüm. Life Crystal'im vardı ama yanlışlıkla Town'da kalktım. Ben giderken de kesmişlerdi onu. Ben direkt o odadan sonraki odaya geçmiş oldum. O yüzden Chimera yok. Immortal'ı açtım. Atağımı göstereceğim. Tabi Wolf'ümüz 150, Wolf'ü basıp hemen slot'a da geçeceğim yani. Merak eden arkadaşlar için atağımız, defansımız, HP'miz 4616, 867 defansımız var. Bastım, 3017 de atağımız var. Hemen Wolf'ümüz boşa gitmesin. Atağımı, defansımı merak eden arkadaşlar da vardı. Onlar için ufak bir göstermiş olalım. Şimdi apostoların level'ına gelelim. Heh, görev malzemesi çıktı. Buradan görev malzemesi ve pot çıkacak. Şimdi apostların level'ı yine Derviş videosunda olduğu gibi araştırmam çok komik oldu. Bazı yerlerde 60 diyor, 60 diyorum, 65 diyor. Bazı yerlerde 70, bazı yerlerde 75 diyor. Ama hani burası Estant. Ben çok da düşük olduğunu düşünmüyorum apostum. O yüzden bu Char'la geldim. Yani PS'le mi gelip yapsam diye düşündüm ama bu Char'la geldim. Aa, slot hızlı çıkıyormuş. Mobumu yazmadım bu arada. Yine unuttum bak. 6 oldu. İkinci slotta keseyim. Yine 10 tane düşük hesaplayalım. 3 oldu. 4 oldu. Bir tane daha kesip bakacağım hemen. 5. Yani 10 tane kesmiş olduk. 168 667 yazacağım. 168 667 yani 169 667 yapana kadar keseceğiz. Bolca pot ve görev malzemesi kasacağız. Onun yanı sıra tüm derviş ve apostlarda olduğu gibi yani Ardream, ne bileyim Lüfer, EMC, o kitledi, Estland, her yerde tüm apost ve derularda Salamander staff atıyor biliyorsunuz. O yüzden bolca da Salamander staff kasacağız. 80'de sekti. 80'de sekti. Lafa bak. Sekmesen. İğrenç esprilerle videoya devam ediyoruz. Neyse. Nakit güzel çıkıyor. 2K. Salamander staff kasacağız. Onun yanı sıra başka high class drop atar mı bilmiyorum. Aposta yani Estant Aposta hiç farmlamadım. EMC'de farmlamıştım Sirius'tayken yanlış hatırlamıyorsam. Onda da hiç hatırlamıyorum yani, açıp videoyu da izlemedim ne attı ne yaptık diye. Bakalım, inşallah güzel droplar alırız. Ben achievement'ımı değiştirdim değil mi ya, sanki kutuyu al, kutuyu al. Sanki Azex geliyor ama değiştirmişim. Ha, almış, ben görmedim. Yani bolca pot kasacağız. Şu görev malzemesi de Estant'taki en ucuz görev malzemesi.
Çünkü Apostan çıkıyor, Brahman'dan çıkıyor, Paramun'dan çıkıyor. Paramun ve Brahman'da ex partileri falan olduğu zaman ya bütün parti deli gibi bundan kasıyor yüzlerce. Onun dışında Apost zaten kolay kesilebilen bir move olduğu için Apost'tan çıkaranlar da var. EMC Lüfer'deki Apost'tan da çıkıyor. O yüzden çok para eden bir görev malzemesi değil. Yine pazara bakarız, güncel pazar fiyatlarına birlikte. Yine en ucuzunu hesaplarız. Üzerinde bir saat geniye var ya, acaba dedim şöyle geniye bıraksam nasıl olur? Şöyle elle vurayım bakalım birkaç tane. Yok. Bir tur kilitlerse bütün slot kafama vurmaya başlar. Gereksiz. Pazardayken birikmiş yine geniye. Çara oturttuğum için. Gece pazarı kurup yattım. Yani hala bir dur alamadık ya. Neyse, videoyu duraklatayım ben. Çok da fazla uzatmadan. Şunu da keseyim. Güzel bir drop atarsa High Class veya MS drop'u videoyu açacağım. Atmazsa yine bir ortalarda ufak bir değerlendirme yaparız. Sonlara doğru da bir hızlandırma çakarız. Ondan sonra videomuzu tamamlarız. Ohoho! Lan tam elimi tuşa götürdüm. Basıp da durdurayım diye. Drop'u attı. Yani para etmiyor ama para eden güncel survey'de oynayan arkadaşlar için hesabını yapabilirler. Ben Sunduraya satacağım. Çöpleri yine Derviş videosunda olduğu gibi videonun sonunda satacağım. O yüzden hiç çöp satmadan hepsini sonuna kadar biriktireceğim. Artık durdurayım, tekrar drop atmadım. Arkadaşlar şöyle bir tane Graham çıktı. Arkadaşın görevi varmış, ona yardımcı oluyoruz hızlıca. Takipçilerimizden kendisine buradan selamlar. Doğru arkadaşımıza da buradan selamlar. Hızlıca şimdi 12 tur görevini yapacağız. Videoda zaten yarılarına yaklaştık. Yani bir 400-450 falan oldu. O yüzden zaten bir RPR'ye gittim de elimdeki de yandığında bir yarı değerlendirme için videoyu açacaktım. Graham'ın çıkmasıyla birlikte onu da aradan çıkarmış oluruz. Gelen parayı hesap etme, ben zaten hesap ediyorum ya. 20 tane görevim var. 1,5K'dan 1K'dan nakit. 20K, 2 tur görevin 40K. 40K ben bankadan alırım üzerime. Şimdi 236 tane mana potumuz var. 284 tane görev malzemesi var. 900K'da nakitimiz oldu. 3 Salamander staff çıkardık. Onun dışında İki tane high class'ımız var. Birisi zaten videonun başına çıkmıştı. Birisi de şimdi çıktı. Bir ufak bir boss aksiyonumuz olacaktı ama olmadı. Ya toplandık arkadaşlarla 4 kişi. SQ, TK, Talos vardı. Neyse gittik SQ'ya. Peki SQ'yu keselim. Hani TK, Talos zor olabilir. Neyse hazırlandık işte, buff'ları falan filan bilmem ne derken. Dedim hani çekelim keselim artık, hani herkes hazırsa 80'i attım. Yani şöyle 80'i attım. Şu sarı patlama efekti var ya, sarı patlama efekti geldi, SQ kayboldu. Dedim Allah Allah, tek mi attık acaba, ne oldu? Neyse dedi ki hani res oldu herhalde. Ama koşmadı, kayboldu. Şimdi res olduğu zaman koşuyor biliyorsunuz. Kayboldu. Neyse dedim ki hani gezelim, arayalım. Gezerken TK'nın ve Talos'un olduğu yerden de geçtim. Baktım onlar da yok. Dedim hani birisi acaba bunlara vurdu kaçtı mı? Hepsini yok mu etti? Ondan sonra saate baktık ki saat dolmuş. Yeni sistemde biliyorsunuz bosslar 2 saat içerisinde kesilmezse kayboluyor. Tam o 2 saatin sonuymuş şansımıza. Kesemedik SQ'yu, partiyi topladık, parti hemen dağıldı, yapacak bir şey yok. Elimizde patladı yani SQ. Neyse artık bir dahakine denk gelirse yine deneriz. Bir kaç saat sonra bir daha bilmiyorum. Bakmam lazım. Videonun bakayım. Bakalım, hatta şunu da keselim. Tam yarılamış mıyız? Kaçtı? 667'ydi. De. 450 olmuş. 50 tane daha kestiğimiz takdirde video yarılamış olacağız.
Arkadaş geldi ikinci tur için. Üzerinde fulledi sağ olsun. Yani kimisi geliyor üzerinde fullemiyor işte, ne yap, yapsan görevi ne olacak falan filan muhabbeti yapıyor. Ya sanki ben yardımcı olmak istemiyorum. Yani diyorum ki dostum videodayım, yani üzerinde doldur gel. Halledeyim keseyim, yani problem değil. Kimisi işte artist artist. Ya işte ne olacak, iki tane pot mu şey yapıyorsun bilmem ne. Yani sanki ben iki tane potundayım yani. Ben burada hesaplama yaptığım için söylüyorum. Kimisi ters yapıyor. İşte kimisi de böyle kral insan, hemen soymuş üzerine çantasına. Kutu boş çıktı ya. Ah, silah da patladı. Bir rehber atayım, ondan sonra ben devam edeyim. Yarı değerlendirmemizi yapmış olduk. Tekrar yine bir high class drop'u çıkarsa videoyu sizlere açarım. Çıkmazsa da sonlarına doğru ufak bir hızlandırma yapacağım. Evet, sonuncuydu sanırım. Bu hafta bitti zaten. 667. 667. Tam 1000 tane apostu kestik Esland'da. Şöyle gidelim Sunduriyes'e. Hesap makinemi de açayım hemen, çantayı açmadan. Tamam. Bu arada Bülent abinin herkese selamı vardı. Buradan ona da selam olsun. Şimdi çantayı bir açalım. 2M 139K 22 coins. Net nakit kastık, hiç çöp satmadan. Şimdi çöplerimizi biz de satalım. Bayağı bir Salamander staff kastık. Sadece Salamander stafflardan 2M 300K geldi. Bir tane Claymore'umuz var. Bu ne kadarmış? 67K. Bir tane Deep Scar çıktı. 309, 373K, 373K, 373K. Çöplerden de 3M 786K gelmiş oldu. Sattık. Kapattım. Hemen bir nakitimizi yazalım. 5M 925K 821 coins. Şimdi hesaplama kısmına geçeceğimiz diğer malzemeler alamıyoruz. Neyse şuraya atayım hepsini. 642 tane pagan var. 642. Yani bunları baktım pazara ama 40K'dan satıyorlar. Daha ucuzu yok. Ama videonun başına söylemiştim, en kolay çıkan görev malzemesi. O yüzden çok da abartı bir fiyat. Yani ben biliyorsunuz ucuzdan satıyorum. 10K'dan 15K'dan falan çoğunu hesaplamıştık görev malzemelerinin. Ama bu biraz kolay çıktığı için ve şu anda paramonda vesaire parti olduğu için çok kolay gidebilecek bir item değil. O yüzden ben bunları minimumdan, yani 5K'dan hesaplayacağım. Siz daha yüksekten hesaplayıp satabilirsiniz. 5K'dan çarptığımda 3M
210K görev malzemesi yaptı. Potlar da 503 tane pot kastık. Yani neredeyse 2 apostan birinde pot çıkıyormuş. 1000 tane apostan 503 tane pot çıktı. 8K'dan da bunu çarptığımız takdirde 4M24K'da potlardan gelmiş oldu. Toplayalım hepsini. 4M24K artı 3M210K artı 5M925K 821 coins'ten 13M159K 821 coins kazanmış olduk Aposta. Şimdi ne kadar sürdü? 150 volt'umuz vardı. 85 kaldı. Yani 65 volt harcadık. 2 ile çarparsak 130 dakika. Yani 2 saat 10 dakika. Farmımız 2 saat 10 dakika sürdü. Yani saatte 6M kastık diyebiliriz. Yani 2'ye bölersek 6,5 yapıyor. 10 dakikadan da 500K'ya düşsek saatte 6M kastık. Çok fazla gideri yoktu. Ya benim için çok fazla gideri yoktu. Tabi her karaktere, her joba göre değişir, gelir gider. Gider hesaplaması yapmıyorum biliyorsunuz. Çünkü her karakterin, her jobun, herkesin itemleri farklı. O yüzden herkesin gideri farklı olur. Benim çok bir giderim yoktu. Yani toplasanız 2-3M falan herhalde pot yemişimdir. 13M'lik bir gelirimiz oldu. Güzeldi. 2 saatlik bir farm. Merakımızı gidermiş olduk. Apostu çok 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 önceden isteyen arkadaşlar olmuştu. Daha ben hatta bu tablo anket sistemini oluşturmadan önce de isteyenler olmuştu. Bayağı bir uzun sürdü Aposta sıra gelmesi. Yine aradan çıkmış oldu. Güzel oldu. Güzel slotmuş. Beğendim. 4 tane high class aldık. High class'lar şans işi, Shard Raptor, Iron Bow falan da alabilirdik. Denenebilir. Yani en azından pot için bile denenebilir. Yani iki apostun birinden pot kasıyorsunuz. Ondan sonra %50'sinden fazlasında pagan kasıyorsunuz. Tabi paganları bilmiyorum kaçtan satabilirsiniz. Artık orası size kalmış. Söyleyeceklerim bu kadar. Farmımız bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize dikkat edin. Yeni bir videoda görüşürüz.